EBN Türk Televizyonu Yeşil Gezegen programından herkese merhaba efendim. 5 Mart Pazar, güzel bir pazar günü diliyoruz. Bugün konuğumuz Necdet Aydoğan, Planet Tek Yönetim Kurulu Başkanı. Evet efendim, iklim değişiyor. Temiz suya ulaşmak artık oldukça zor. Yeni çöller ortaya çıkıyor. İstanbul'da, Türkiye'de ve dünyada artık su krizi baş göstermeye başladı. Ama biz su sorununu hala çözebiliyor muyuz? Bunları konuşacağız bugün. Deprem bölgesinde ki su sorunları ve arıtma sorunlarını konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi olacağız diyorum. Evet, iyi olacağız. Bu artık herkes birbirine sanırım bunu söylüyor. Evet. Korkuyoruz da birbirimize, nasılsın, iyi misin diye. Doğru. Herhalde. Doğru. Çünkü ciddi bir moralman bir eziklik içerisindeyiz. Üzüntü içerisindeyiz. Kısa sürede geçecek bir moral bozukluğu da değil. Tek umutlandıran, umarım diyorum, bir ders çıkartırız da bundan sonra olabilecek felaketlerde daha az zararla, daha az kayıpla atlatırız diye tabii güçlü olmamız lazım bir taraftan da. Ders çıkartacak gibi gözüküyor muyuz acaba? Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi geçmişte de biz bu depremlerin hepsini yaşadık. İzmir depremini yaşadık, Elazığ depremini yaşadık, bunları yaşadık ama şimdi gördük ki bu 11 ili kapsayan depremde pek ders almamış gibiyiz. Öyle görünüyor. Zaten üzen kısmı da o. Bazı şeylerin doğru yapıldığını görmek istiyoruz artık. İstanbul'daki deprem eğer ne kadar gecinden gelirse o kadar iyi diyoruz. Böyle bir deprem olması halinde durum çok vahim olacak. Türkiye'nin en büyük şehri, dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Ve dolayısıyla mutlaka çok kısa zamanda ders çıkartılması ve önlemler alınması gerekir. Biz 99 depreminden sonra da zaten önlemler almak üzere kağıtlara döktük ve kağıt üzerinde her şey çok mükemmeldi. Ama ne kadar uygulandığını maalesef çok acı bir şekilde gördük. Dolayısıyla sorunun yanıtı alıyor muyuz ders? Umuyorum. Yoksa şu anda hayır, ben hala görmüyorum. Yani herhalde ilerleyen dakikalarda soracaksınız belki ama yani ben baktığım zaman pek çok kurum, şirket, konumuz tabii atık su arıtma olduğu için, benim alanım atık su arıtma olduğu için pek çok şirket konteyner kentler, çadır kentler kuruyorlar. Evet. Ve tabii ki ilk ihtiyaç da bu, barınma, sonra su, sonra yiyecek. Diğer. Evet, ihtiyaçlar. Bunun hemen arkasından ne gerekir? Tuvaletler gerekir. Evet. Tuvaletleri de koyuyorlar ama tuvaletlerin konulmasını takiben o çıkan atık sularla ilgili herhangi bir işlem şey yapılmıyor. Ve biz bekliyoruz. Nasıl destek verebiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz? Yani bekliyoruz derken sadece ben değil, tabii ki doğal olarak pek çok arıtma firması var. Bunlar da görev bekliyorlar. Nasıl Covid döneminde dezenfektan ve maske ihtiyacı vardı ve bütün şirketlere durun bir dakika, yurt dışına artık ihracat yapamazsınız. Bizim ihtiyacımız var. Konteynerler şu anda öyle keza. Hayır, yapamazsınız, konteynerler Türkiye'de kalacak. Mantıklı. Öyle olması gerekiyor. Bize herhangi bir talep gelmiyor. Evet efendim, bugün bundan bahsedeceğiz. Deprem bölgesinde evet konteyner ve çadır kentler kuruldu ancak evet ilk ihtiyaç olarak barınma ihtiyacı sağlanıyor. Ama şu anda oradaki tuvaletlerde ciddi bir sorun var ve bu tuvaletlerde ya da işte dediğimiz gibi diğer kullanılan alanlardaki çıkan suların arıtılması. Şu an evet. Ne yapılıyor o arıtma? Evet, konteyner kentlere gitti, tuvaletler de gitti. Dediğiniz gibi birçok firma da buna destek oldu. Evet. Ama şu andaki durum nedir? Çok net. Çıkan atık sular doğrudan doğruya ya denize ya dereye veriliyor. Eğer deniz ya da dere yoksa da foseptiklere veriliyor. Foseptiklerden de vidanjörlerle taşınmaya çalışılıyor. Çok önemli bir şirketin yetkilisiyle konuştum. 130'a yakın tuvaleti kiralayarak gönderdiklerini ve sorunun çözülmüş olacağını düşündüklerini söylediler. Çünkü bunlarda tıpkı karavanlarda olduğu gibi kaset var. O kasetler dolduğu zaman ve kutular dolduğu zaman alınacak, boşaltılacak, yerine yenileri getirilecek. Şimdi hepimiz biliyoruz orada bir cehennem yaşanıyor. Evet. Orada büyük bir kaos var. Yani böyle bir sürdürülemeyecek metotla o insanlara yardım etmeye çalışmak
mış gibi yardım etmeye çalışmak. Çünkü hastalıkların yayılmasına neden olacaksınız. Ciddi rahatsızlıklara neden olacaksınız. Ve çadırların arasında, konteynerlerin arasında akan bir lağımdan bahsediyoruz. Çok ciddi sorunlardan bahsediyoruz. Ve evet, ne yapılıyor şu anda? Ya foseptiklere konuluyor, foseptikler taşıyor. Ya da bir şekilde açık alanda akmaya başlıyor. Tsunami tehlikesine rağmen bazı konteyner kentlerin denizin kenarına kurulduğunu, Hatay'dan, Antakya'dan evet, bahsediyoruz. Yani, tsunami tehlikesi var diyoruz ama ne yapacaklar? İşte atık suyu oraya verecekler. Adıyaman ne yapacak? Orada deniz yok. Kahramanmaraş ne yapacak? Diğerleri ne yapacak? Orada da artık toprağa karışıyor. Yani toprağa bile hani karışmasın, hani karışması bile bir çözümdür. Ki nereye kadar karışacak? Çünkü belli bir noktaya kadar emecek toprak ama arkasından da yine yüzeyde akmaya başlayacak lağım. Yani bugün Osmaniye'de mesela bu mülteci sorunu başladığında, mülteciler geldiğinde ihale açtılar. Atık su arıtma tesisleriyle ilgili olarak. Uygun olmayan bir firmaya maalesef verdiler. 6 ay sonra sistem çöktü. Çöktükten sonra da o lağım sulama kanallarından tarlalara verildi. Lağımlar verildi. Yani şu anda da olacak olan yine odur. Bu da yine hastalıkların yayılmasına neden olacaktır. Dolayısıyla şu anda sürdürülebilir kalıcı bir yöntem maalesef uygulanmıyor. Yok, hayır, uygulanmıyor. Yapılması gereken bu değil. Aslında çok ciddi bir problem ve sorun. Yani neredeyse bir aydır insanlar oradalar ve bu dediğiniz gibi tuvaletler kullanılıyor. İnsanlar banyo yapamadığından şikayetçiler, temiz suya ulaşamıyorlar. Evet, şeyi de söylememiz lazım aslında. Evet, bakanlar çıkıyor, yetkililer çıkıyor. Çeşme suyunu içmeyin, içmeyin diye uyarıyor. Niçin? Bu niçin? Aslında bunu biraz anlatmamız lazım. Tabii ki herhalde. İşte toprağa karışınca atık sular, temiz su kaynakları da kirleniyor. Yani sadece hasta olmamak veyahut da kokulardan rahatsız olmak değil, bu şekilde hasta oluyorsunuz. Ve bahsettiğimiz hastalıklar dizenteri, kolera, hepatit B ve şimdi uyuz salgınından bahsediliyor. Çünkü insanlar duş alamıyorlar. Yani su yok ama su olsa da o suyun yine arıtılması lazım. Arıtılmadığı takdirde o su yine hastalıklara neden olacak. Eğer su yoksa meyve sebzeyi düzgün yıkayamıyorsunuz. Yıkayamadığınız takdirde yine hasta oluyorsunuz. Yani şimdi bakın, çok büyük bir coğrafyadan hakikaten, yani Hollanda'nın 2 katı 3 katı deniyor. Öyle mi? Öyle. Evet, yani büyük bir felaket. Ama siz bu önlemleri yine de almak zorundasınız ve almak için bir çaba sarf etmeniz gerekir. Ediliyor mu? Ortada işte. Yani daha bir atık su arıtma tesisi. Bunlar paket arıtmalardır bu arada. Hani 100 bin kişilik, 200 bin kişilik arıtmalardan bahsettiniz. Konteyner kent dediğiniz 5 bin kişilik, 3 bin kişilik. İşte oraya paket arıtma denilen arıtma tesislerinin kurulması gerekir. Biz de diyoruz ki biz buradayız. Ne olur eğer yapabileceğimiz bir şey varsa biz de yapalım, biz de destek verelim. Ve hani bundan önceki programlarda da sizinle konuşmamızda, sohbetimizde ben şöyle diyordum. Çok üzülüyorum ihracatçı bir firma olmaktan dolayı diyordum. Niye bir insan üzülür ki ihracat yapmaktan? Çünkü benim ülkemin ihtiyacı var. İhtiyaç var ama bilinmiyor. Maalesef. Yani ben Avustralya'ya ihracat yapıyorum, Botswana'ya ihracat yapıyorum. Ne güzel, ülkeme döviz kazandırıyorum diye bakılabilir de iş ticari bir şey değil. Ama biz sanıyorum Necdet Bey, biz ülke olarak herhalde arıtmayı bilmiyoruz. Daha önceki yayınlarımızda da hep bunu konuşuyorduk. İşte müsilaj zamanı bile konuşuyorduk. Marmara bölgesindeki tüm ilçelerde yani arıtmalarına bakıyoruz. Arıtma var mı? Ön arıtma denilen bir şey var ama ciddi anlamda arıtılıyor mu? Hayır. Hayır. Demek ki biz zaten arıtmanın çok ne olduğunu kısıtlı. Bilmiyoruz. Hayır ki demeyin, orada çok kısıtlı. Arıtmayı sağlayalım. Hele ki şu an olağanüstü bir durum varken orada. Evet. Evet, yani yapılması gereken arıtma sadece ön arıtma olmaması lazım. Ön arıtma dediğimiz nedir? İşte ızgarayı koyuyorsunuz, naylon poşetler, çocuk bezleri. Büyük parçaları ayırıyoruz. Büyük parçaları bir ızgara vasıtasıyla arıtıyorsunuz veyahut da yakalıyorsunuz. Ama asıl arıtılması gereken bakteridir, biyolojik oluşumlardır. Ve bunları arıtmadığınız takdirde o zaman hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyorsunuz. Yani büyük şehirlerde bile arıtma yapılıyor denildiğinde gerçek anlamda biyolojik arıtma %50-60 seviyelerindedir. En büyük şehirlerde bile. Geri kalanında ise bunu maalesef denize veriyoruz. Ve ne diyorduk? Ben hep şu şekilde anlatmanın faydalı olduğunu düşünüyorum izleyicilerin de anlaması açısından. Bu çayın içerisine siz bir şeker atarsınız erir, iki şeker erir, beş şeker
erir. Ama 10 şeker attığınızda artık erimeyecektir. Yani buradaki kapasitesi bakteri de tabii ki denizin dibini de öldüreceksiniz. Denizin dibini, oradaki biyolojik hayatı öldürdüğünüz zaman da ölü bir denizde her türlü hastalığın oluşmasına neden olacaksınız. Ki bunları da geçtiğimiz senelerde müsilaj zamanında da yaşadık ve görmüş çok olduk. Ciddi bir şekilde gördük. Bu sene de görmemiz gerekirdi ama o kadar sıcak olmadı. Sıcak olsaydı yine denizin altından yukarıya doğru çıkacaktı. Çünkü denizin dibinde o müsilaj hala var. Ciddi şekilde bir sağlık tehdidi olarak hala var. Hala duruyor. Yani bizim kendi yaşadığımız Yalova tarafındaki birçok böyle ilçelerde de görüyoruz. Zaten arıtma tesisleri çalışmıyor bile. Niçin çalışmıyor biliyor musunuz? Arıtma tesisi bozuk diyorlar. Arıtma tesisin bozuk olduğu bir deniz kıyısı ilçesi değil. Çok düşünülemiyor. Bozuk değil. Çok ciddi enerji tüketimi gerektiriyor. Bu enerji tüketimini belediyeler karşılayamıyorlar. Bir süre sonra da kapatın. Biz bunun elektrik faturasıyla uğraşamayız arkadaşlar. Ara sıra göstermelik açın demek zorunda kalıyorlar. Peki ne oluyor kapatınca? Kapatınca lağımı direkt olarak siz ya dereye ya denize veriyorsunuz. Ya Ergene'ye veriyorsunuz ya Menderes'e veriyorsunuz. Ya da şu anda suyu kalmamış Bursa'nın derelerine veriyorsunuz. Yani burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu var. Sürdürülebilir teknolojiler seçmeniz lazım. İşte amaç kendi reklamımı, benim yaptığım işin reklamını yapmak değil. Burada önemli olan o sürdürülebilir teknolojiyi tercih etmek. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizim 1000 kişilik bir arıtma tesisimizin aylık maliyeti günlük 100 lira, aylık maliyeti 3000 lira. 1000 kişilik bir arıtma. 1000 kişilik arıtmada günde 100 lira. Ama öbür başka bir teknolojiye geçerseniz bunun 8'le 9'la çarpmak zorundasınız. Şimdi belediye de 30 bin lira vermek istemiyor 1000 kişi için. Çünkü 30 bin lira 1000 kişi için verse 10 bin kişilikte 300 bin lira verecek. Bilge Hanım Allah aşkına böyle bir bütçe yok. Nasıl versin? O zaman da diyor ki ya ben bununla baş edemem. Kapatın arkadaşlar diyor. Yani gerektiğinde yenilenebilir enerjilerle, güneş enerjisiyle veyahut da rüzgar enerjisiyle çalıştırılabilecek kadar az enerji sarf eden teknolojiler olması lazım. Teknoloji. Biz işte o teknolojiyi yaptığımız için ihracat yapıyoruz. Çünkü dünyada hiç kimse bu iş için ya da herhangi bir iş için çok fazla enerji harcamak istemiyor. Hiçbir zaman enerji harcamak istemiyorlardı. Şimdi bir de karbon ayak izi önemli. Karbon ayak izinin de düşük olması gerekiyor. İşte bu teknoloji ya da benzer teknolojiler bunun tercih edilmesi gerekiyor. Biz bu teknolojiye dönen biyolojik disk teknolojisi diyoruz. Deprem bölgesi için mükemmel bir teknoloji. Çünkü deprem bölgesinde elektrik sık sık kesiliyor. Altyapı müthiş bir hasar gördü. En ufak bir artçı depremde o elektriği kaybediyorsunuz. Ya da olsa bile kısıtlı olduğu için yine güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle çalıştırmanızda fayda var. Onun için yani bugün belediyeler veyahut da her kim koyacaksa AFAD ya da belediyeler bu teknolojileri seçerken tutup da çok fazla enerji sarf eden bir teknolojiyi tercih ederlerse yine mış gibi olacaktır. Yine sürdürülemeyecek. Sürdürülemeyecek ve kalacak orada duracak. Çünkü oradaki yani hatırlayın Yalova depremini. Oradaki konteyner kentler yıllarca kaldı. Yıllarca kaldı. Orada insanlar yaşamak zorunda kaldı. Tamam. Ne diyorlar? İşte TOKİ'lerle biz bir yıl içinde çözeceğiz. Mümkün değil. Yani bu çok iyimser bir söz. Yıl çok... Mümkün değil. Mümkün değil. Mantıklı. Yani dolayısıyla onların yıllarca yaşayacağı konteyner kentlerde kurulacak olan arıtmaları bir yıl bile yaşasa yine de sürdürülebilir metotlar olması gerekiyor. O suyu arıttıktan sonra sizin güvenli bir şekilde dereye mi denize mi vereceksiniz? O şekilde vereceksiniz. Yani normal şartlarda biz onu sulama amaçlı kullanıyoruz ama şimdi burada sulama burada amaçlı sulama bir şey söz konusu değil. Yani. Saçmalık olur şimdi yani. Amaç o değil çünkü. Evet. Yani zaten büyük firmalar da oraya çamaşır makineleri vesaireler biz arıtma deyince aslında sadece tuvaletten kanalizasyondan çıkan suyu aklımıza geliyor ama şimdi orada çamaşırlar da yıkanıyor dediğiniz gibi başka amaçlarla da sular hep atık su üretiyor. Hepsi atık su üretiyor. Evet ve bunların hepsinin arıtılması gerekiyor. Şimdi burada depremde en çok duyduğumuz kelimelerden biri liyakattı. Eğer liyakat sahibi kurumlar, mühendislik firmaları bu işleri yaparsa
O zaman bu felaketler bu boyutlarda başımıza gelmeyecek. Deprem olacak. Geçenlerde Naci Hoca, Naci Görür Hoca, profesör dedi ki isyan etti. Ya bana sormayın artık dedi. Deprem nerede, ne zaman olacak, hangi kuvvetli olacak sormayın dedi. Bu coğrafyada 1 milyon yıldır deprem oluyor. Bu bölge deprem bölgesi. 1 milyon yıl boyunca da olacak. Dünya var oldukça bu bölge deprem bölgesi. Yapmanız gereken şey hazırlıklı olmanız. E şimdi artık yani ya deprem olacak mı? Acaba oradaki deprem İstanbul'daki depremi tetikliyor mu? Unutun. Biz neleri konuşuyoruz? Hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü hocamızın, profesörümüzün dilinde tüy bitmiş. 20 yıldır ben bunu anlatıyorum size. Siz hala bana ne zaman olacak? Oldu işte. Evet. Yani resmi kayıtlara göre 50 bin insan öldü. Gayri resmi çok daha fazlası hayatını kaybetti. Hepimizin yüreği yanıyor. Evet. Unutamayacağımız bir travma ile karşı karşıyayız. Hayatları boyunca insanları unutamayacağı bir travma. Dolayısıyla liyakat çok önemli. Naci Hoca'nın, diğer hocalarımızın hepsinin sözü dinlenmesi gerekir. Bakın Avustralya'ya biz gönderdik diyoruz ya, Avustralya'da da mülteci kamplarına gönderildi. Çünkü mültecilerin, oraya mülteciler Bangladeş'ten geliyor, Uzak Doğu'dan gidiyor. Ve onlar bir hazırlık içerisindeydiler, bizden önceden aldılar, hazır beklediler. Ve konteynerların içerisinde geldikleri zaman bizde Osmaniye'de olduğu gibi sulama kanallarına verilmedi atık sular, denizlere verilmedi. Düzgün bir şekilde arıtıldıktan sonra alıcı ortama denize verildi. Şimdi üzülerek söylüyorum. Bizde ise geçenlerde bir gazeteci yazmıştı, ismini hatırlamıyorum şu anda, daha sonra belki hatırlarım. Fay hatlarından ziyade pay hatlarından bahsediliyor demişti. Ve bu depremden 15 gün önceydi ve susuzluktan bahsediyor. Ne bekliyorsunuz demişti. Yani bütün kuyuların kurumasını mı bekliyorsunuz susuzluğa bir yani, önlem almak için demişti. Aslına bakarsanız evet, yani her şey açıkça ortada. Bütün evet. Profesörler, Türkiye'nin en iyi profesörleri, en iyi uzmanları bunları söylüyor. Deprem konusunda, su konusunu konuşacağız. Şu an ciddi, Türkiye'de ciddi bir su sorunu var. Evet, bütün her şey elimizde, hı-hı, listelerle, ama biz bir şey yapmıyoruz. Hı-hı. Her şey çok net, açık. Depremde de aynı şeyi yaşadık. Şimdi su krizinde de, kuraklık krizi önümüzde, yaz geliyor, havalar ısınmaya başladı. Ama bakın, her şey çok açık ben, aslında. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Acı bir örnek. Biz atık su arıtmayla ilgili olarak her iki taraftan da, muhalefetten de gördük, iktidar partisinden de gördük, muhalefet partisinden. Onların belediyelerinden, parti demek doğru değil, muhalefet belediyelerinden, her ikisinden de gördük. Ben bir ihracatçı olarak dünyanın 5 kıtasında faaliyet gösteren bir firma olarak yaptığımız işi gösterdiğimde ne kadar enerji tasarrufu yaptığını ve onların bütçelerine nasıl katkıda bulunacağımı söylediğimde bana sordukları soru ne oluyordu biliyor musunuz? Hangi gazeteyi okuyorsunuz diye soruyorlardı. Çok acı bir şey. Hmm. Benim okuduğum gazetenin bir öneminin olmaması gerekir. Siz bana referanslarımı, nasıl bir teknoloji kullandığımı sormanız gerekirken, işte buradaki o pay hatları var ya, fay yerine pay hatları var ya, hepimizin böyle enkaz altında kalmasına neden oldu. Aynı şekilde şu anda susuzlukla da karşı karşıyayız. Haberleri siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bursa'nın 30 günün altında suyu var. İstanbul'un 75 günün altında. Çanakkale'de suyu. Kısıtlamalar başladı. Ve bakıyorsunuz önlemlere, Çanakkale'nin aldığı önlemlere, onlar da canhıraş bir şekilde önlemler alıyorlar. Ne diyorlar? Araba yıkamak yasak. Halı yıkamak mutlaka yasak olacak. İşte o yasak, bu yasak. Ya o değil ki çaresi. Yapmanız gereken, arabayı yine yıkayın da o suyu arıtıp tekrar kullanın. Sulamada kullanın. Nerede? Arabanı yıkamasında da tekrar kullanabilirsiniz. Suyu dönüştürebilirsiniz Bilge Hanım. Yani bugün İsrail'e bakıyorsunuz. Çöl olması gereken yer adeta bir cennet. Neden? Suyu iki kez kullanıyordu onun için. Yani evlerden, sanayiden çıkan suyu arıtıyor, tekrar kullanıyor. Böyle bir teknoloji var. Biz de o teknolojiyi yapan, imal eden ve dünyaya satan firmalardan biriyiz. Ülkemizde çok başarılı firmalar var. Neden peki acaba bu bilinmediğinden ya da hiç su bitmeyecekmiş gibi ya da hiç deprem olmayacakmış gibi? Önemsenmiyor ve bugünü yaşıyoruz. Ve yarını ancak başımıza çok büyük bir felaket halinde gelmedikçe
maalesef işin ciddiyetini düşünmüyoruz, görmüyoruz. Yani ben size diyorum ki ya sigara içmeyin, sigara size zarar verecek. Bakıyorsunuz anında ölmüyorsunuz. Onun için içmeye devam ediyorsunuz. Ondan sonra ya kolunuz ya bacağınız kesilmesi gerektiğinde hop bırakıyorsunuz. Şimdi bizde de işte bu kadar on binlerce insan öldü. Ve şimdi tek umudum bu musibetten nasihatler çıkartmak ve gerekli dersleri çıkartmak. Susuzluk konusunda da aynı şekilde yani belki de bir noktada o felaketi yaşamamız gerekecek. Yani belki İstanbul'un gerçekten susuz kalması gerekecek. Yani çok ilginçtir, sizi tenzih ediyorum ama baraj seviyelerindeki sular düştüğü zaman beni bütün kanallar arıyor. Deprem olduğu zaman da deprem uzmanlarını arıyoruz ya. Ve bir ara bir yağmur yağıyor, programlar iptal edilebiliyor, çağırmıyorlar bile beni. Yani bu böyle magazin konusu değil ki. Değil. Bu çok ciddi bir konu bu. Suyun bitmesi halinde sadece içecek su, duş alacak su değil, tarım olmayacak. Tarım olmayacak. Yani bakın bugün deprem bölgesinde bizim tarım ürünlerimizin %15-20'si hayvan ve tarımın %15-20'si o bölgeden geliyordu. Şimdi yok. Yapılamayacak. Yapılamayacak. Kim yapacak? Uzun sürede yapılamayacak. Bravo. Uzun sürede yapılamayacak ve ciddi sıkıntılarla karşılaşılacak. Bu durumda o zaman Türkiye'nin diğer bölgelerinin o açığı kapatması gerekecek. İhracat yapılması gerekecek. Açığı nasıl kapatacak? Suyla tarım yapacaksın. Yok ki su. Su yok. Yani siz Çanakkale'de diyorsunuz ki diğerlerinde de aynı şey olacak. Suyu dikkatli kullanın, az kullanın, araba yıkamayın. Bakın şunu ne olur kimse unutmasın. Toplam suyun sadece %17 ile 20'sini biz evlerde kullanıyoruz. Geri kalanı tarımda ve sanayide. %20'si sanayide ne kaldı? 60 kaldı. 60, 65, 70'inde biz tarımda kullanıyoruz. Sanayide kullandıktan sonra. Siz sanayideki, özür dilerim, tarımdaki kullanımı bir kere damlama sistemiyle yapacaksınız. Çok dikkatli yapacaksınız. Vahşi sulama yapmayacaksınız. Ancak o şekilde o tarımdaki o açığı kapatırsınız. Şimdi ben size diyorum ki veyahut da belediyeler diyor ki işte dişlerinizi fırçalarken muslukları kapatın. Tamam. Kapatmaya devam edelim. Sakın kimse yanlış anlamasın. Bunu yapmaya yine devam edelim. Bulaşık makinesine koymadan evvel bir de elde yıkamayın Allah aşkına. Eğer üzerinde bir atık varsa, yiyecek atığı, onu mendille alın. Mendille, peçeteyle alın. Yani kağıt mendille, peçeteyle alın. Yani oraya da ayrıca su harcamayın. Bütün tasarrufu yapsanız da siz %17 ile 20 oranında hiç duş almayın, dişinizi fırçalayın, bulaşık yıkamayın, %20 bir tasarruf yapacaksınız. Az değil, müthiş. Ama şu anda İstanbul'da su borularından olan çatlak ve kaçaklardan dolayı biz suyumuzun %20'sini kaybediyoruz. Adana'da %45'ini kaybediyoruz. Dolayısıyla devlet ve kurumların öncelikle kendisine bir çeki düzen vermesi lazım. Ve hiç kimse, hiçbir belediyenin de ya bizim bütçemiz yok. Dolayısıyla o çatlakları kapatamıyoruz. Ne yaparsan yap. O bütçeyi yaratmak zorundasın. Çünkü su olmadığı zaman bedeli çok ağır olacak. O deprem bölgesinde dizanteriyle, kolerayla uğraştığınızı düşünebiliyor musunuz? Evet. O insanlar bir kez daha kırılacaklar. Perişan olacaklar. Perişan olacaklar. Covid de olacak. Covid de olacak. Yakın temasta, çadırın içerisinde, bazen birkaç aile birlikte yok, yaşayacak. Temizlik yok. Doğru. Bütün bunlardan dolayı ve o atık suyun içerisinde yani bir kere sık sık hijyenden dolayı bana pek çok kişi yazdı bugün. Hocam mutlaka, hocam diyorlar, ben hoca değilim, öğretmen değilim, akademisyen değilim ama mutlaka hijyenden bahsedin diyorlar. Bunun yaratacağı sorunlardan bahsedin diyorlar. Hatay'dan Diyarbakır'a kadar o bölgelerde çalışan su kanalizasyon idaresi çalışanları durum çok vahim diyorlar. Yani bu arkadaşlarımın hani rahatlıkla ya elimizden geleni yapıyoruz yok. Dolayısıyla ilk sorunuzun yanıtı hayır, gerekenler henüz yapılmıyor ve bedeli çok ağır olacak. Bu şekilde giderse. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz kurumlarla irtibata geçiyoruz, şirketlerle irtibata geçiyoruz. Diyoruz ki ya siz konteyner kentler kurdunuz, harika, tebrik ediyoruz. Atık su arıtmayı ne yapıyorsunuz? Ya biz öncelikle bunu düşünmedik diyorlar. Hmm. Şaşıp kalıyorsun. Nasıl düşünmediniz? Yani oraya konteyner kent koyuyorsun. Seyyar tuvalet getiriyorsun. Sonrasını düşünmedin mi? Düşünmedik. Peki. Tamam. Peki
şimdi kuralım mı, ister misiniz? Yani biz bunun ihtiyaç olduğunu gördük ve kurmak üzere bir adım attık. Fakat su kanalizasyon idareleri ve AFAD biz yapacağız dediler diyor. Biz orada şaşıp kalıyoruz. Ama şu an onların şu durumda yapma durumu yok. Yani nasıl yapacaklar? Yapmasınlar, bırakın. Eğer büyük bir şirket elini taşın altına koyduysa, bizler habire para bağışlıyorsak bir şeyler yapılması için, Allah aşkına bunu yapacak olan insanlar bırakın yapsın. Paket arıtmalardan bahsediyoruz. Başta da söylediğim gibi 50 bin kişilik, 100 bin kişilik arıtmalardan da bahsetmiyoruz. Ancak bunu tek bir otoriteye bağlamaya çalışıyorlar ve bu da yapılabilecek arıtmaların önünü tıkıyor. İleri gidemiyorlar. Ve hastalıklar patladığında yine işte basın buna odaklanacak ama çok geç olacak. Evet, hastalıklar başladı bile yani. Tabii de uyuz salgınından bahsediliyor. Diğerleri de mutlaka vardır. Olmaması yani mümkün değil. Yani temizlik olmayınca biraz önce siz şey dediniz, temizlik, temizliğin üstünde duralım diye. Temizlik olmadığı zaman bu sefer hayvanlar, haşereler çıkmaya başlayacak. Aynen öyle. Fareler çıkmaya başlayacak ve insanlar bunlarla da artık başlayacak. Sinekler çıkacak, havalar ısınıyor. Yani bazı yerlerde gündüz 25-26 dereceye varıyor, akşam 2 dereceye düşse de sinekler çıkacak. Ama artık çünkü orada lağım akıyor. Göre de havalar ısınacak ve orada ciddi anlamda hayvanlarla ilgili de, haşerelerle ilgili de sıkıntılar olacak. Maalesef, maalesef. Dolayısıyla ciddi bir sorunla karşı karşıya deprem bölgesi. Deprem bölgesinin dışında bütün Türkiye'de çok ciddi bir susuzlukla karşı karşıya, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması gerekiyor. Şimdi düzgün su kullanamadığı için tarım sektöründe, örneğin Ege'de incirin kalitesinin değiştiğini görüyoruz. O büyük incirler, koca koca incirlerin gittikçe küçüldüğünü görüyoruz. Üzüm rekoltesi hem düşüyor hem de üzümün de kalitesinin düştüğünü görüyoruz. Bütün meyve sebzelerde bu söz konusu. Bunun sebebi de su. Kalitesiz su. Yani kalitesiz derken gerek endüstriyel atıklarla kirlenmiş, gerek başka nedenlerle kirlenmiş suların kullanılması. Tarımda kullanılması. Yani Ergene'ye bakıyorsunuz, bir gün kırmızı, bir gün mavi, bir gün yeşil akıyor. İşte fabrikaların vermiş olduğu atık sular nedeniyle ve o sulardan hayvanlar da su içiyor. Tarım da yapılıyor ve sonra da biz sağlıklı diye yediğimiz o domates aslında içinde her türlü bir kimyasalın, kimyasalların ismi artık forever chemicals. Yani vücuttan asla atılamayan kimyasallar var Bilgen. Yani bunları, sağlıklı bunları, olduğunu düşündüğümüz meyve sebze yiyoruz, balık yiyoruz. Bir tane balık yediğinizde eğer o kimyasallara maruz kaldıysa, ömrünüz boyunca vücudunuzdan atamayacağınız kimyasallara maruz kalıyorsunuz. Hep söylüyorum, anne karnındaki çocuğun bile, bebeğin bile kanında mikroplastik var artık. Evet. Yani bütün bunlar atıklardan dolayı kaynaklanıyor. Suların arıtılmamasından dolayı kaynaklanıyor. İyi örnekler var mı? Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı yeni yapılan binalarda tuvaletlerden ve çıkan atık sulardan, özür dilerim, tuvaletleri katmadı, sadece gri suyu kattı. Dolayısıyla duş ve el yıkama sularını ayrı bir tesisatla binanın altına alıyor, arıtıyor. Ve yine ayrı bir tesisatla tuvaletin sifonunu çektiğinizde o suyu kullanmış oluyorsunuz. Ne kadar basit ve akıllıca. Ne kadar basit bir şey aslında. Yani siz tuvaletin sifonunu çektiğinizde tertemiz, taze bir suyu vermek ister misiniz? İhtiyaç yok ki. Yok. Ve çok mecbur kalacaksınız o suları arıtmaya. İşte bunu birileri görmüş. Ve aynı başkan, ismini hatırlamıyorum şu anda ama çok takdirle izliyorum kendisini. Araba yıkama yerlerinde de farklı bir pompa kullanıyor. Daha az su üretiyor. Daha az su kullanıyor. %50'ye yakın. Nereden öğrendin başkan bunu dedim. Ya dedim, bütün Avrupa bunu kullanıyor dedi. Çok uzağa gitmeye gerek yok ki. Bütün Avrupa da bizim bu yaptığımız teknolojiyi kullanıyor. Ve benzer zaten firmalar da var bizim gibi yapan. Onu kullanın. Niçin ısrarla 9 kat, 10 kat daha fazla enerji sarf eden bir sistemi kullanacaksınız? Yani yani diyorsunuz ya, niçin bu bilinmiyor mu? Biliniyor da vallahi yani anlamakta ben de güçlük çekiyorum Bilgen'im ve çok üzülüyorum. Çünkü ülkenin geleceği, dünyanın geleceği... Neydi bakayım, bir not almıştım, onu size söyleyeceğim. Dünya limit aşımı günü var. Yani dünya elindeki kaynaklarla
geçen sene 2022'de 28 Temmuz'da kaynaklarını tüketti. Yani o yılki kaynaklarını tüketti. Ondan sonra siz borç alıyorsunuz bir dahaki seneden. Türkiye ise 22 Haziran'da tüketti. Yani siz sürekli olarak gelecek seneyi yiyorsunuz. Yiyoruz senelerde. Bunun sonu yok. Evet, bunu konuşmamız gerekiyor. Kısa bir reklam arasına gideceğiz efendim. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Yeşil Gezegen programı devam ediyor efendim. Hürriyet Necdet Aydoğan'la birlikteyiz. Planet Tek Yönetim Kurulu Başkanı. Deprem bölgelerindeki su sorunu şu an gündemimizde herhalde. Şu anda Hatay'dan ciddi anlamda su, temiz su yok. Temiz su yok, suya ulaşamıyoruz. İhtiyacı var. Evet. Şu an evet hem bir arıtma ama temiz suya da şu an ulaşamıyor deprem çok bölgesindeki haklısınız. Vatandaşlar. Sürekli özellikle Hatay bölgesinden o da şöyle aslında çözülebilecek bir sorun. Geçenlerde ya da depremin hemen başında İsrail'den gelen yardım ekiplerinin deredeki ya da herhangi bir su birikintisindeki suyu bir aletten geçirerek içebildiklerini gördük. Herkes birbirine mucize bak adamlarda ne teknolojiler var. Herkeste var bu teknoloji. Nedir? Ters osmoz. Yani bugün bizim tezgah alt dediğimiz, mutfaklarımızda bile kullandığımız 3-5 bin liraya satın alabileceğiniz ters osmozu elektriksiz bir şekilde kullanıyorlar. Bir kas gücüyle böyle bir pompa şey gibi basar gibi böyle kiriko gibi basarak bir ters osmoz membranından geçirerek tabii ki çok öyle büyük miktarlarda olmayacaktır. Belki 5-10 litre çıkacaktır ama o andaki ihtiyacı karşılayacaktır. Büyütün onun boyutlarını, ters osmoz sistemlerini kurun. Denizden istediğiniz kadar su elde edebilirsiniz. Bütün bunlar mevcut. Bütün bunlar yapılabilir. Bizim firmamız yapmıyor. Biz temiz suyla ilgilenmiyoruz ama bunu yapan dünya çapında firmalarımız var. Gerçekten dünya çapında. Neden istenmiyor, neden yapılmıyor bilmiyorum. Cevabını ben de bilmiyorum. Yani yine organizasyonsuzluk mu yoksa başka nedenler mi gerçekten bilmiyorum. Yani orada da yine bir pay hattı mı var onu da bilmiyorum. O pay hattı ile ilgili olarak şunu da söylemek isterim. Yine temiz su konusunda geri geleceğim. İranlılarla birlikte İranlılar geldi bizi ziyaret etti. Biz kendi sistemimizi gösterdik. İşte atık su arıtma sistemi. Evet dedi, çok güzel dedi fakat biz temiz suyla ilgili olarak bir filtrasyon arıyoruz dedi. Tarımda kullanmak üzere temiz suyla ilgili bir filtrasyon arıyoruz. Bizde yok dedim öyle bir şey. Türkiye'de var birkaç firma, bu işi en iyi yapan firmalardan biri de bir İsrail firması dedim. Arkadaşına baktı, ya dedi bizim dedi İsraillerden almamız lazım. Aracı olur musun dedi. Yani siz yapamıyorsanız, çünkü sonuçta İran'la İsrail'in tabii ki politik açıdan, siyasal açıdan sorunları var. Bakarım dedim tabii ki yardımcı olmak isterim dedim ama farkında mısın dedim İsrail'den bir ürün alacaksın dedim. Bunu alabilecek misin? Ülkene götürebilecek misin? Yani dedi bu ülkenin ihtiyacı neyse, benim ülkemin ihtiyacı neyse bunu da en iyi şekilde yapabilmek adına ben giderim İsrail'den alırım. Onun da üzerine gerekirse Made in Türkiye'de yazarım, Romanya'da yazarım ama benim ülkem için hangisi en iyisi ise ben onu alırım dedi. İsrail'in yapmış olması benim için hiç önemli değil. İleride de taklit ederim ben belki daha iyisini yaparım dedi. Yani sizin burada hiçbir şekilde o paylara veyahut da menfaatlere bakmadan çok hızlı hareket etmeniz lazım. Evet. Hani dedim ya bana hangi gazeteyi okuyorsun diye soruyorlardı. Unutun onları. Hangisi en iyisini yapıyorsa ve en, hiç, en faydalısını çok hızlı şekilde yapmak. Uygulamaya geçmemiz gerekiyor hızlı bir şekilde. Yani çünkü zaten bir firmanın yetişebilmesi buna mümkün değil. Doğru firmaları bulup bunu yaptırmanız lazım. Doğru firmalara değil de başka firmalara, liyakat sahibi olmayan firmalara yaptırmanız durumunda ise mutlaka sürdürülebilirliği olmayacak. Hem olmayacak hem de çok ciddi zararlar, işte başta verdiğim Osmaniye örneğinde olduğu gibi atık sular sulama kanallarından tarlalara gidecek. Eyvallah. 10 bin Suriyeli mültecinin atık suları yıllarca o şekilde değerlendirildi. Acı bir şekilde. Dolayısıyla evet su sorunu var, temiz su sorunu var ve temiz su sorununu çözmek daha da kolay. Ters osmoz da çok kolay çünkü denizin kenarındalar. Dereden de olabilir, denizden de olabilir. Bunu çok hızlı bir şekilde yapılabilmesi gerekiyor. Peki arıtma için şu an deprem bölgelerinde neler yapmak gerekiyor? Paket arıtmalar. Çok hızlı şekilde paket arıtmalar. 1000 kişilik bir arıtma. Maliyetleri yaklaşık bak şöyle söyleyeyim size Bilgehan'ım. 1500-2000 kişilik bir arıtma. Hangi teknoloji olursa olsun bizim teknolojimiz başka bir teknoloji. Yaklaşık 1500-2000 kişilik 100 bin euro civarında. 100 bin euro 2 milyon lira yapıyor.
2 milyon liraya siz oradaki atık suyu arıtıyorsunuz ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlıyorsunuz. Ha, ondan sonra tabii düşünmeniz gereken işletme maliyetidir. İşte biz o işletme maliyetinde çok ciddi bir avantaj sağlıyoruz. Gerekirse basit bir jeneratörle ya da güneş enerjisiyle çalıştırabiliyorsunuz. Onlara da yine dikkat etmeniz gerekecek ama ilk yatırım maliyeti yaklaşık bu civarlarda. Çok mu? Az değil. Önemli mi? Valla 5 katı da olsa yine vermek zorundasınız. Ya da hastalıklarla uğraşacaksınız. Hastalıklarla uğraşılacak. Yani normal hayatımızda da siz arıtmaya 1 milyon dolar harcıyorsanız, 1 milyon lira harcıyorsanız oluşabilecek 8 milyon liralık hastalığı engelliyorsunuz. Bunu yapmak zorundasınız. Bak hastalıktan bahsediyorum sadece. Bırakın hastalığı, nasıl ben tarım yapacağım? Nasıl ben yetiştireceğim o kadar meyveyi, sebzeyi, tahılı? Su sayesinde. Su sayesinde ama su yok. Su yoksa da yapamıyorsunuz. Mesela işte en çok su tüketiminin, daha doğrusu su sıkıntısının olduğu yerlerden biri İspanya. Ve İspanya'da yine sevdiğim bir örnektir. İzleyeceğin de aklında çok kolay canlanabilecek bir örnek olduğunu düşünüyorum. Her yerde golf sahası var. Sordum. Ya bu golf sahalarını sulamak için deli gibi suya ihtiyacınız var. Halbuki İspanya'da su yok. Nasıl yapıyorsun dedim. Şurada iki tane köy var. Orada üç tane var. Arkamda da bir tane köy var. Hepsinin atık sularını arıtıyoruz. Golf sahaları sulanıyor dedi. Böylece tam bir kazan kazan. Evet. İngilizce tabiriyle win-win bir proje işte. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Aynı şekilde bütün tarlaları da siz bu sularla, oradaki köylerin, kasabaların sularıyla sulayabilirsiniz. Evet. Taze su kullanacağınızı. Ha, zaten şebeke suyu yetmiyor. Yer altına iniyorsunuz. 150-200 metre. Konya'daki, Karapınar'daki obruklar niçin oluşuyor? İşte yer altı sularını kullandığınız için. Sonsuz mu o yer altı suları? Elbette değil. Bugün 100 metre, yarın 150 metre, sonra 250 metre. 250 metreden su çıkartmanın bedeli ne? Bedeli. Çok ciddi bir bedel ve bitiyor. Sonra hadi, da obruklar oluşuyor. Doğa olaylarına meydan evet. oluyor. Bu seferde. Yani en doğru yöntem bugün bakıldı zaten geçenlerde de işte tarımda arıtılan atık sular tarım amaçlı kullanılacaktır. Ya Rabbim dedim yani 20 yıldır bunu anlatıyoruz. Nasıl olacakmış? Yani tabii o ayrı mesele ama bunu en azından görüp de bu niyeti bile göstermek bence bu bir gelişmedir. Bu bilince geçmiş. Evet evet yani inşallah bu kağıt üzerinde de haberlerde kalmaz. Çünkü işte bakıyorsunuz pek çok belediye yağmur hasadından bahsediyor. İşte evlerin altına 30 metreye 30 metre, 4 metre derinliğinde sarnıçlar yapalım, orada yağmuru biriktirelim. Hı hı. Tamam, ne yapacağız o yağmur suyunu? İşte sulama amaçlı kullanacağız. Çünkü evde yine kullanamazsınız, filtreden geçirmeniz gerekir. Ama en azından sulama amaçlı kullanabilirsiniz. Yağmur yağmıyor. Yağmur yok. Yağmur yok. Neyini toplayacaksınız? Yani bu sürdürülebilir metot değil. İngiltere için mükemmel metot. İngiltere'de sürekli yağmur yağıyor. Yağmur var zaten. Kaldı ki şu anda yağmadığı için Thames Nehri bile kurudu. Amerika'da Mississippi'de kurudu. Colorado Nehri bile kurudu. Almanya'da Ren, İtalya'da Po Nehri kurudu. Ve şu anda o gondolların dolaştığı Venedik şehrinde o kanallar kurudu Bilge Hanım. Kanallar kurudu. Yani böyle bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Son 8 yıl tarihin en sıcak ve kuru 8 yılı ve iyiye gitmiyor. Sürekli kötüye gidiyor. Önlem alınması şart. Yani bu şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi aslında Naci Görür'e de soruyorlar. Bana sormayın artık diyor. 20 yıldır anlatıyorum. Evet. Şimdi size soruyorum. Siz de ben anlatmaktan bıktım diyorsunuz evet. ama yine soracağız artık. Evet önlem alacağız ama nasıl alacağız? Yani ne yap? Suyun yeniden kullanılması şart. Evlerde mutlaka tasarruf ama devlet ve kurumlara baktığımız zaman da o borulardaki kaçakları engellemek zorundalar. Almanya'da da var kaçak. Bunu ama %5 civarı. Tabii ki devletin, gerekiyor. Kurumların, DSİ'nin ve belediyelerin yapması gerekiyor. İl özel idarelerinde, küçük şehirlerde valiliklerin yapması gerekiyor. Teknoloji mevcut. Bakın 5 tane uçak gemisi bedeline bütün bir Türkiye'nin her yerini ağaçlandırabiliyorsunuz. Ama biz orduya silahlanmıyor. Biz derken bütün dünya deli gibi para harcıyoruz. Ve ondan sonra da dünya elden gidiyor. Mars'ta hayat mı arayalım? Böyle bir çılgınca bir intihardayız biz. İntihar ediyoruz. Eşiğinde falan değil, intihar ediyoruz biz. 5 uçak gemisine
780 bin metrekare Türkiye gibi toprak ağaçlandırılabiliyor 5 uçak gemisinde. Yani bunu çeşitli şekillerde de hani örneklendirmek mümkün ama korkunç bir durum. Ve biz ağaçlandırmak yerine ya da bu karbon ayak izini düşürmek yerine başka yerlere masraf yapmayı, harcama yapmayı tercih ediyoruz. Uyarılar devam ediyor. Binaların içine girmeyin. Yani alınan bilgilere göre hasarlı bir bina ve insanlar içerisine gelip tabii ki de insanlar eşyalarını kurtarmak istiyor. Orada belki özel eşyaları var, değerli eşyaları var, kurtarmaya çalışıyorlar. Canını kurtardıktan sonra insanlar belki ev eşyalarını vesaireyi düşünüyorlar ama girmemek gerekiyor. Çünkü artçı depremler devam ediyor. Mutlaka. Yani tabii aklın yolu bir girmemek gerekiyor da kendimizi onların yerine koymamız çok zor. O şartları şu anda biz stüdyodayız, yaşamıyoruz. Evet. Ve onların mesajlarından da hep şunu görüyoruz. Allah aşkına bize acımayın, merhamet falan etmeyin de yardım edin diyorlar. İşte o yardımlar arasında suyla ilgili, atık suyla ilgili her türlü önlemin alınması da var. Çok zor bir dönem. Ve çok uzun da sürecek, sancılı bir dönem olacak. Ve bizler de elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Liyakattan bahsediyoruz. Bak arkadaki birkaç bina veya diğer binaların hepsi sağlam. Yanlarındaki sağlam, evet. Demek ki liyakat sahibi olmayan bir firma, bir müteahhit, firma demeyelim, müteahhit. Ve Kahramanmaraş'ta da gördük bunu. Her yerde gördük. Onun için liyakat çok önemli. Bilim adamlarının sözleri dinlenmeli. Yani evet bazı şeyler kader olabilir ama ben arabaya bindiğim zaman emniyet kemerimi bağlayacağım. Sonra yine kader diyeceğim. Ama gereken önlemleri almak zorundayım. Ve arıtma sistemlerinde ya da su konusunda da doğru teknolojileri seçmek zorundayız. Yoksa siz ne dediniz programın başında? O kadar çok arıtma tesisi var ki çalışmayan. Niye çalışmıyor? Doğru teknoloji değil de onun için işte. Yani siz nasıl vereceksiniz ayda 300 bin lira enerji maliyeti? Nasıl karşılayacaksınız? Karşılayamayacaksınız belediye olarak, kapatacaksınız. Sonra orada duracak atıl bir tabii, şekilde. Çok acı. Bir şekilde. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki Marmara kıyısındaki illerin atık sularını? Şimdi müsilajdan sonra epey bir önlem alındı. Yol kat edildi ama yeterli değil. Hala hani bizim baştan bahsettiğimiz yine mekanik arıtmalar yani bir ızgara konularak çocuk bezi veyahut da naylon poşetler bunlar tutuluyor. Ama asıl verilmemesi gereken ya da arıtılması gereken bakteri ve virüs yani organik atıklar maalesef arıtılmadan veriliyor. En büyük şansımız Boğaz'daki özellikle Marmara'daki Boğaz'daki akıntıdır. Yani bu çok büyük bir şans. Aksi takdirde çok büyük bir foseptikten bahsediyoruz. Büyük bir foseptikten bahsediyoruz. Ama yine de denizin dibinin ölmesine engel olamıyoruz. Balık çeşitliğinin yok olmasına engel olamıyoruz. Balık ölümlerine özellikle derelerde, göllerde balıkların ölümüne yine engel olamıyoruz. Yapılması gereken daha çok iş var. Atık su arıtma ile ilgili olarak henüz yeterli değil. Yeterli değil. Maalesef. Evet. Maalesef. Yani ne yapmalıyız peki? Nereden başlamak gerekiyor? Devletin topyekün bir seferberlik ilan etmesi gerekiyor. Yani bu sizin benim tek başına ya da bazı belediyelerin tek başına yapacağı bir şey değil. Bunun topyekün bir mücadele olması gerekiyor. Alınan önlemlerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bunu başarmış olan Avrupa ülkeleri var. Onlar ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Yani biz bugün mesela şu sıralarda Bangladeş'ten, Pakistan'dan çok büyük talep alıyoruz. Atık su arıtma ile ilgili talep alıyoruz. Aa diyorsunuz ya ben şaşıyorum. Bangladeş gibi fakir bir ülke nasıl oluyor da atık suyunu arıtmaya çalışıyor? Ne yapıyorlar? İşte bilinen çok büyük markaların fabrikaları orada olduğu için tekstil markaları, İspanya'nın, Amerika'nın, Almanya'nın bunların markaları orada imal edildiği için, spor ayakkabıları orada imal edildiği için onlar da bu konuya özen gösteriyorlar. Ama sonuçta faydalı mı? Tabii ki ama mış gibi. Çünkü Bangladeş'in tamamı gerçekten ciddi bir pislik içerisinde. 3 tane fabrikada, 15 tane fabrikada arıtma yapmış olmanız yetmez. Aynı şey şu anda Türkiye'de de söz konusu. Avrupa Birliği diyor ki karbon ayak izinizi düşürmezseniz biz sizden mal satın almayacağız diyor. Ama siz sadece fabrikaları kurtararak bu işin içinden çıkamazsınız. Siz atık sularınızı arıtmak
çok önemli olduğu gibi temiz sularında borulardan kaçaklarını engellemek zorundasınız. Yani bir topyekün savaş. Biz yine dişimizi fırçalarken o suyu kısmak zorundayız. Araba yıkarken abartmamak zorundayız. Hepsine dikkat etmek zorundayız. Ancak bu şekilde bunun içinden çıkarız. Çıkmazsak da çok ciddi bir felaketle karşı karşıyayız. Yani bakın bugün çip sorunu var. Hala var. Bu Covid'den bu yana çip sorunu var. Covid'le bir alakası var mı? Var, evet. Ama onun haricinde bir de su sorunu var. Çünkü bir fabrika Tayland'daki fabrikanın, özür dilerim Tayvan'daki fabrikanın su ihtiyacı 750 bin kişilik bir şehrin su ihtiyacı kadar. Çip yapıyor bu adamlar. Böyle su yoğun bir teknolojiyle yapılıyor. Siz çipi yapamadığınız takdirde araba yapamıyorsunuz. Traktör yapamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çip krizi yaşadığımızda zaten geçtiğimiz zaman diliminde yaşadık ve gördük bunu. Yani hani çip diyorsunuz arkasında su var. Tarım diyorsunuz su var. Sosyoekonomik problemler diyorsunuz su var. Çünkü köydeki adam tarım yapamadığı takdirde, köylü tarım yapamadığı takdirde şehre göç ediyor. Ne yapıyor şehirde? Güvenlik görevlisi oluyor. Herhangi bir işte çalışıyor. Tarım yapacak sizin köylünüz kalmıyor. Hem tarım yapamıyorsunuz, mercimeği Kanada'dan getiriyorsunuz. Hem de şehirde saçma sapan bir nüfus birikmesine neden oluyorsunuz. Evet. Ucuz işçilik başlıyor. Sağlıksız bir hayat başlıyor sonrasında. Hepsinin arkasında su var. Onun için bunların önlemleri alındığı takdirde atık suyu tekrar kullanabilmemiz durumunda, tarımda kullanılan suyu verimli bir şekilde damlatma sistemi olsun, başka sistemler olsun, topraksız tarım olsun, çok az suyun kullanıldığı. Bugün dünyadaki en büyük gıda ya da evet gıda ihracatçısı Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Hollanda. Hani şu hep Konya kadar dediğimiz Hollanda. Evet. Çözmüşler. Hollanda bunu yapabiliyorsa ben Trakya'dan elde edeceğimiz verimli bir tarımla bütün Türkiye'yi besleyebileceğimizi biliyorum. Hatta ihracat yapabileceğimizi ama biz bunu yapamıyoruz, beceremiyoruz. Devletin sürekli olarak destek vermesi, eğitmesi ve gerekirse sübvanse etmesi gerekiyor. Çünkü siz gıdada yurt dışına, diğer ülkelere bağımlı olamazsınız. Nasıl oluruz biz tarım ülkesiyiz? Olamayız, olmamamız gerekir. Onun için aklımızı kullanarak, akıl da bilim demektir. Evet. Bilimi tercih ederek, bilimle yola çıkarak ama... Şimdi bilimle onları size şöyle bir örnek vereyim. Yağmur duasına 1000 kişi gidiyor ama suyla ilgili bir sempozyuma 15 kişi geliyor. Siz o zaman bu işi, bu savaşı kazanamazsınız, bu mücadeleyi kazanamazsınız. Bilime kulak vereceksiniz. Naci Görür Hoca'ya ve diğer hocalarımıza kulak vereceksiniz. Kesinlikle. Yani bunu depremde de gördük. Yani bütün her şeyde görüyoruz evet. Aslında. Pandemide de gördük, depremde de gördük, müsilajda da gördük. Her defasında bunu görüyoruz. Bilim. Bilim. Hep her bilim. Şeyin. Atatürk de ne demiş? Elimizde taşımamız gereken meşale müspet ilimdir diyor. Evet. Ancak o şekilde içinden çıkacağız. Yoksa başka bir çaresi yok. Dünya çok zor bir eşikte. Evet. Yani... Her şeye rağmen yani dakikada 30 futbol sahası kadar ormanlar yok ediliyor. Yağmur ormanları yok ediliyor. Yağmur ormanının yok edilmesi demek karbon ayak izinin emilebileceği ormanların yok edilmesi anlamına geliyor. Deniz canlıları yok ediliyor. Denizdeki o balinaların ve canlıların yine aynı şekilde karbonu çekip oksijen verdiğini biliyoruz. Bunları 90'lı yıllarda keşfettiler bilim insanları. Bu kadar önemli ama hala okyanusları yok ediyoruz. Hatta şu anda okyanusun ve denizlerin kokusunun değiştiği söz konusu yeni bir buluşta. Yani bizim belki burnumuz o kokuyu alamayacak ama koku değişti atıklardan dolayı, kimyasallardan dolayı ve denizdeki o eko canlılığın yok olmasından dolayı denizin kokusu değişti. Plastik ağırlık olarak 10-12 yıl içerisinde balık ağırlığından daha fazla olacak. Yani böyle bir dünyadasınız. Onun için hepimiz üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. Yapması gerekiyor. Hani hep diyorlar ya kim değişim istiyor herkes el kaldırıyor. Kim değişir herkes elini çekiyor aşağıya. Ya hep beraber değişmek zorundayız. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Çünkü sadece gelecek nesiller değil bizler bile bunun bedelini ağır bir şekilde ödemek üzereyiz biz.
Evet, ödemeye başladık bile belki. Evet. Maalesef. Size bir sorum olacak. Küçük bir araya gideceğiz efendim. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Yeşil Gezegen programı devam ediyor efendim. Size bir soru yönelteceğim söylemiştim reklamlardan önce. Şunu söylediniz. Evet, evde kullandığımız sular belki de %17, %18'i. Doğru. Ben evde buna bile bu kadar dikkat ediyorum. Dediğim gibi eğer dişimi fırçalıyorsam suyu kapatıyorum. Suyu çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Ama birisi yanımda suyu açıp haldır haldır kullanıyorsa çok sinirleniyorum, çok üzülüyorum. Çok ve haklısınız. Bu gerçekten beni üzüyor. Hem evet. Giden suya üzülüyorum, hem onun o kadar düşüncesiz olmasına üzülüyorum. Bunu nasıl düşünemez, nasıl bunu yapar üzülüyorum. Ben sadece çok küçük çapta bunlara kızıyorum, dikkat ediyorum, kızıyorum, üzülüyorum gördüğümde. Siz bu kadar büyük bir çapta bunların hepsine şahit oluyorsunuz, belediyelere şahit oluyorsunuz, işte deprem bölgesinde konuşuyoruz, bunların hepsine şahit oluyorsunuz. Aslında böyle bir teknoloji var ama yapılmıyor. Evet. Buna ben başka teknolojiler de başka var. Başka teknolojiler de var ve yapılmıyor. Ne hissediyorsunuz, ne hissettiriyor size? Ben bu kadar ufak çok, bir şeye çok haklısınız, üzülüyorken, haklısınız. Kızıyorken, sinirleniyorken acaba siz ne hissediyorsunuz? 3 ay kadar önce Marmaris'te bir sempozyuma davet edildim. Doktorlar ve sağlık çalışanlarını bu konuyu anlatıyorum. İklim krizini ve suyun önemini anlatıyorum. Sonra Türkçeyi kırık bir şekilde konuşan bir Türk'le evli bir Norveçli geldi yanıma. Acıdım ben sana dedi. Niye dedim? Senin hayatın çok zor dedi. Çünkü bütün bu gerçekleri biliyorsun ve çok az insana ulaşıyor senin bu mesajın. Çünkü ortada, su durumu ortada, dünyanın durumu ortada. Dolayısıyla ben de çileden çıkıyorum sizin gibi. Yani ben şimdi ya da siz burada sigara içiyor olsanız, 5 kişi sigara içiyor olsanız ben size izin veremem ki. Çünkü ben o dumanı soluyor olacağım. Siz de kendinize ait olan ve herkese ait olan bir suyun bu şekilde israf edilmesine doğal olarak tepki gösteriyorsunuz. Aynı şekildeyim evet. Ben de. Yani ben size yaptığım bir şeyi anlatayım. Geçenlerde hatta bir firmaya gittiğimizde bu konuya ne kadar önem verdiğimi, adeta hastalık seviyesine önem verdiğimi göstermek için dedim sizi erkekler tuvaletine götürebilir miyim? Hanımefendi baktı, emin misiniz? Dedim. Lütfen dedim, hep beraber gidelim. Şimdi bakın, musluğu açtığınız zaman çok ciddi miktarda bir su açılıyor. Ben onu aşağıdan mutlaka kısıyorum. Aşağıdan kısma metodu var, yöntemi var. 2 tane musluk vardı. Bunu açtım, son derece normal seviyede akarken. Öbür tarafta açtığımda onu ayarlamadığım için 2 katı, 3 katı debiyle bir su iniyor. Bunu herkes evinde yapabilir. Çünkü elinizi yüzünüzü yıkarken veyahut da gittiğim her yerde yapıyorum. Bunu artık bende bir hastalık haline geldi. Ben sizi gayet iyi anlıyorum. Çünkü o su bizim değil, sadece benim değil, bütün dünyanın evet. suyu. Ve diyeceksiniz ki ya bu damla o kadar önemli mi? Vallahi önemli. Bakın deminden burada çalışan hanımefendi bana bir su getirdi, plastik şişede. Ben kendi suyumu getiriyorum, yanımda taşıyorum. Bir şişenin içinde taşıyorum bu suyu. Evet. Çünkü 10 yere gitsem, 10 tane pet şişe tasarrufu yapsam, 10 tane pet şişe, 1000 kişi olsa 10.000 tane pet şişe demektir bu. Evet. Yani dolayısıyla o damla damlalar da çok önemli. Evet, devlet ve kurumların alması gereken önlemler çok önemli. Ama bizlerin de bireyler olarak alması gereken önemli ve bunları da çocuklardan başlayacağız. Eğitimle başlayacağız. Bizler hep örnek olacağız. Uyaracağız. Gerekirse tartışacağız. Kapat şu musluğu diyeceğiz. Yapma diyeceğiz. Yani dediğiniz gibi evet, belki erişkinleri bu konularda eğitmek demeyeyim ama belki bir şeylerin farkındalığını sağlamak biraz zor olabilir ama çocuklarda başlamak evet, gerekiyor. Çocuklara evet, evet. Çevre bilinci evet. eğitimi belki de, yani belki ilkokullarda, belki daha kesinlikle anaokulunda başlasın. Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde suyun çok az olduğu Kaliforniya bölgesinde özellikle su devriyeleri var, su polisi var. Siz eğer bahçenizi belli bir saatten önce, akşam saatlerinden önce suluyorsanız ceza yiyorsunuz. Çünkü sularsanız su zaten buhar oluyor büyük ölçüde. Dolayısıyla belli saatlerde sulamanız gerekiyor ve belli günlerde sulamanız gerekiyor. Eğer perşembe ve pazartesi diyelim, o günlerin haricinde suluyorsanız belli ki siz daha fazla suladınız, yine ceza yiyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ki ama benim bahçemin daha çok suya ihtiyacı var. O zaman diyor, sök o bitkileri, sana ben kaktüs getireceğim diyor. Ben getireceğim diyor.
Dikmesini de ben yapacağım diyor. Her türlü önlemini ben alacağım. Çünkü yok, yok, su yok. Su yok. Yani ısrar etme. Ama benim param var, vereceğim. Yok, su yok. Para da olsun. Parayla alakası yok bunun. Evet. Onun için bu önlemlerin alınması gerekiyor. Mesela Amerika'daki yine Amerika'dan bir örnek. Evlerdeki tuvaletler bir sifon çektiğiniz zaman 12-13 litre su harcıyor. Şimdi diyor ki ben sana 100 dolar vereceğim. Sen gideceksin 7 litrelik alacaksın. 7 litrelik sifon alacaksın. Böylece her sifon çekişte 5-6-7 litre tasarruf edeceksin. Tasarruf sağlayacaksın. Bak yani devlet elini taşın altına sokup sizi teşvik etmeye çalışıyor. Evet. Bütün bunlar çok önemli. Dolayısıyla bizim yapacağımız o damla damlalar da çok önemli. Uyarılarımız da çok önemli. Ve arabamı 2-3 ayda bir yıkıyorum. Çoğu zaman da zaten benim küçük bir Vosvos'um var. Vosvos çok fazla su da gerektirmiyor yıkamak için. 73 model Vosvos'umu yıkarken inanın bir 5 litrelik bir pet şişeyle yıkayabiliyorum, temizleyebiliyorum. Ama çok fazla kuş pisliği varsa o zaman 2-3 ayda bir yıkamak zorunda kalıyorum. Ve de yağmura bırakıyorum. Eğer yağarsa o zaman temizleniyor. Yağmur yağarsa işte problemimiz de o. Evet, evet. Ama israf etmememiz lazım. Bu israfı da hayatın her noktasında yapmamız gerekiyor. Aldığımız kıyafetlerden, yaptığınız bütün harcamalara kadar. Çünkü bir tişörtün yaklaşık 5 ton ayak izi var. Evet. Ben yaklaşık 3 yıldır vejeteryanım ve vegan olmaya da çalışıyorum. %70-75 oranında veganım. 1 kilo etin 16 ton su ayak izi var. 1 kilo etin. Bir hamburger 5-6 ton suya bedel. Yani o hayvanın ve o malzemenin ortaya çıkması, gelmesi, etmesi müthiş bir israf. Yani hayatımda ben bir takım fedakarlıklarda bulundum. Bunu hepimizin yapması gerekiyor. Bu eğer bilinçli bu dünya, olursak belki kazanabiliriz. Yani bu belki kazanabiliriz. Yani burada felaket tellallığı falan değil, gidişat o çünkü. Ve belli bir noktaya geldikten sonra bu küresel ısınma ile beraber buzullar eriyor, suyun pH'i sürekli yükseliyor. O yükseldikten sonra geri inmeyecek. 7.6'larda. Giderse deniz hayatı son bulursa geçmiş olsun. Evet. Maalesef geçmiş olsun. Benim de aklımdaki, benim de kendi kafama göre mücadele yöntemim şu. Elden geldiğince dünyaya zaman kazandırmamız lazım. Belki bu arada bir mucize olur. Belki bir bilim insanı müthiş bir şey keşfeder, bulur da o zaman bir ilaç çıkar ortaya. Yani bunun bir çaresi çıkar, ilaç derken bunun bir çaresi çıkar. Onun için her damla suyu evet tasarruf etmek zorundayız. Yanımda şişeyle dolaşıyorum, pet şişe istemiyorum. Ve elden geldiğince... Arabanızı yıkamıyorsunuz, yağmur evet. Bekliyorsunuz. Aslında şunu da konuşmamamız lazım. Belki hani durumun ciddiyetinin dikkatini çekersek bu programda bizi izleyen izleyicilerimiz de farkında olur. Ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Evet. İstanbul'da ve tüm Türkiye'de. Evet. Yani evet veriler açıklandı. Bazı illerin 20 günlük, bazılarının 27 günlük, bazılarının 75 günlük su kapasitesi evet. var. Sonra su bitecek. Yani gelecekte su sıkıntısı diye haberler görüyorum. Gelecek melecek değil, içindeyiz şu anda. Su sıkıntısı. Yani görüyorsunuz baraj gölleri dümdüz olmuş, dereler akmıyor. Size ne diyorum ya? Venedik'te diyorum artık gondollar karaya oturmuş. Yani açın bakın Venedik ve kuraklık deyin haberleri göreceksiniz. Yani bütün dünyanın şu anda tabii yani seferber olma niyeti var ama tabii yine bir ikiyüzlük var. Ve Amerika hala karbon ayak izini azaltmıyor. Hala bir takım önlemleri almıyor ama şu anda ciddi bir kuraklıkla koskoca Colorado nehrinden Mississippi nehrine kadar kuruması tam kurumadı ama seviye düştü. Seviye düşünce onun üzerine taşımacılık yapıyorlardı. Şimdi o taşımacılığı yapamamaya başladı. Bütün tahılı oradan taşıyordu. Hı hı. Colorado'dan taşıyordu. Yapamıyor. Almanya Ren nehri üzerinde gemilerin üzerinde otomobilleri taşıyordu. 1000 otomobil taşırken şimdi 300 otomobil taşıyor. Çünkü seviye düştü. Aşağıya düştü. Hepimiz evet. etkileneceğiz. Otomobil fiyatları da artacak. Gıda fiyatları zaten artacak. Evet. Sizin bir sloganınız var. Bir gün her şey sudan ucuz olacak diye. Bunu evet. hiç kimse bence anlamıyor. Bunu sizle daha önce yayın yaptıktan sonra birisine söylemiştim. Çok değişik bir tepki verdi ama aslında... Su en pahalı şey olacak. Evet, her şey sudan ucuz olacak. Yani şu anda su çok ucuz diyoruz ama su en pahalı şey olacak.
Avustralyalı birlikte proje yaptığımız arkadaşımıza bunu söylediğimde dediğin çok doğru dedi. Avustralya'da çok sayıda altın madeni var ve bunların 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Bunlardan biri 60 kilometre kadar mesafede en yakın şehre, kasabaya ve su merkezine. Dolayısıyla at arabalarıyla su taşıyorlar. Eğer su gecikirse, yolda bir sorunla karşılaşırsa at arabasının tekerleği kırılır, gelemez. Atların birinin başına bir şey gelir, su gelmez. Ne yapıyorlar insanlar? Bir bardak su için altın parçası veriyorlar birbirlerine. Evet. Değil mi? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Suyunuz yoksa bekleyecek misiniz? O sıcakta. Yani Avustralya'nın çöllerindeki altın madenlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir gün her şey sudan ucuz olacak. Eğer bu şekilde gidersek, suyu böyle israf edersek. Bursa'da bir otomobil fabrikasına gittim ve inanın hatırlamıyorum hangisi olduğuna. Bildiğimiz çok büyük fabrikalardan birine. Bir yabancı teknolojimiz var dedim. O teknolojiyle kimyasal tüketimini ciddi şekilde azaltabilirsiniz. Bir de bizim şu anda %100 Türkiye'de imalatını yaptığımız bir Alman teknolojisi var. Suyu arıtıp tekrar kullanabilirsiniz dedi. Suyun önemi yok dedi ama kimyasal çok önemli dedi. Ona bir bakabilir miyiz dedi. Baktılar, ettiler. Ya ben aklıma takıldı, kafama takıldı dedim. Yani bu suyu niye önemi yok dedim. Yani su otomobil ürettiğinize göre müthiş bir. Yani bir kilo ette 16 ton su harcıyorsunuz. İki tanker dolusu neredeyse. İki tanker dolusu otomobil üretiyorsanız mutlaka bir tüketiminiz var. Ya suyun gerçekten önemi yok ama öğrenmek istiyorum dedim. Bursa'dayız. Buski bize suyu dedi bedava veriyor dedi. Bu yaklaşık 12 yıl kadar önceydi. Umarım değişmiştir. Buski bunu iyi niyetle yapıyor. Teşvik ediyor. Teşvik etmek için. Ve ihracatın bedelini düşürebilmek ve rekabetçi olabilmesi için fiyatının böyle bir iyilik yapıyor. Ama bu iyilik değil ki. Ama bu iyilik değil, orada bizim de hakkımız var. Aynen öyle. Bakın Bursa'nın şu anda 27 günlük suyu var diye basmas bağırıyorlar. Evet. O suları o şekilde kullandılar. Aynı şey Çorlu'daki tekstil fabrikalarında bir tişörtü 1 dolara 2 dolara yapabilmek için sonsuz su kullanabiliyorlardı. Şu anda bilmiyorum. Şu anda su yok. Nasıl kullanacaklar? Evet. Yani belediye veriyor muydu ya da düşük mü fiyata hala veriyor bilmiyorum. Ama bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu yüzden Alman tişörtü size yaptırıyor ya da Bangladeş'e yaptırıyor. Kendisi yapmayı bilmiyor mu tişörtü? Ama o kadar su yoğun ki harcamak istemiyor. Su ve enerjiyi harcamamak adına işte biz yapıyoruz. Biz onları 2 dolara satıyoruz. Üstüne markayı basıp onlar 15 dolara satıyorlar. Evet. Yani bu oyunlara gelmeyip bakın mesela şu anda Avrupa Birliği'nden, Schengen'den vize almanız çok zor. Evet. İstemiyorlar sizi biliyor musunuz? Çok açık olarak da turist istemiyoruz diyor. Çünkü kendi kaynakları kendilerine ancak yetiyor. Biz ise fiyatlarımızı iyice indirip istediğin kadar ye all you can eat büfelerle ve imkanlarla her şeyimizi onlara veriyoruz. Döviz gelsin diye. Ama bu kısa vadede o döviz geliyor. İtalya bilmiyor mu dövize ihtiyacı olduğunu? Bütün bunların hesabının çok iyi yapılması gerekiyor. Çünkü su ve dünya düşündüğümüzden çok daha hızlı tükeniyor ve biz bu savaşı kaybediyoruz şu anda. Evet. İntihar ediyoruz. Yavaş yavaş intihar ediyoruz. Anlamıyoruz Bilge. Yok yani. Anlamıyoruz Bilge Hanım ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Çok az bir süresi kaldı dünyanın. Evet, yani bu farkındalıkta olmamız gerekiyor. Süremizin sonuna geliyoruz ama bir şey soracağım sadece. Biz şimdi evde kendi kendimize tabii ki suyumuzu, atık sularımızı yani direkt olarak tuvalete ve tuvaletten de kanalizasyona gidiyor. Onu bizim arıtmamıza şöyle biz gerekiyor. Biz arıtamıyoruz ama yok. Bina arıtabilir mi? Arıtabilir. Ya da siteler arıtabilir bravo. Mi? Tabii ki. Yani, biz yapamayacağımızı. Tabii ki. Yani eskiden eğer kanalizasyon sistemine bağlıysa o da merkezi arıtmaya gidiyorsa uğraşmayın diyorduk. Belli bir yatırım çünkü. Ama eğer kanalizasyon yoksa vermeyin dereye mi vereceksiniz ya da ne bileyim artık doğaya mı vereceksiniz? Bunu yapamazsın zaten yasak. Vidanjörle de uğraşmayın çünkü vidanjör de bir pisliktir şudur budur. Ama günümüzde değişti. Sizin atık suyunuz kanalizasyona gitse bile eğer bir yeşilliğiniz varsa, bahçeniz varsa, suyu yeniden kullanmak istiyorsanız o suyu arıtmak en akıllıcası. Ya sulama amaçlı ya da Gölbaşı Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi mevcut binada çok zor. Çok zor ama yeni bina yapıyorsanız en azından o suyu arıtıp
sifonu çektiğinizde arıttığınız suyu kullanma imkanınız var. Öyledir. Niye uğraşayım ki, işte kanalizasyon var, vereyim gitsin. Ya uğraşacaksın, zira senin tuvalet için suyun olmayacak, içecek suyun olmayacak. Kalmayacak. Bak 27 günlük su kaldı diyor Bursa'da. Bugün 26 gün. Yani dolayısıyla önlemlerin bu şekilde alınması gerekiyor. Ya da bahçeden vazgeçeceksiniz. Bahçe. Gerçekten vazgeçeceksiniz. Yani yeşil bahçe olmayacak da kaktüsler olacak. Taşlar koyacaksınız falan filan. Böyle bir peyzaj. Ama dünya değişecek yani, bu konuda mutlaka değişecek. Benim hala yemyeşil bahçem var ya da yüzme havuzum var. Olmayacak. Böyle bir şansınız olmayacak. Evet, yani dikkat etmemiz gerekiyor bu konularda, değil mi? Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ben programa. Teşekkür ederim. Değerli bilgiler verdiniz bize. Yeşil Gezegen programı devam edecek efendim. İklim neden değişiyor? İklim değişikliğini konuştuk. İklim neden değişiyor? Onu bir görelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Değişikliği, küresel ısınma gibi kavramları son yıllarda daha fazla duyuyoruz. Ülkelerin, siyasilerin, şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri bu konu. İklim değişikliği, climate change, global warming, climate crisis, climate emergency, climate change, climate crisis. Küresel ısınma ağırlıklı olarak insan aktivitelerinden kaynaklanıyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre 1900'lü yıllardan beri insan faaliyetinden kaynaklanan emisyonlar küresel sıcaklığın 1.1 derece artmasına yol açtı. Peki iklim değişikliği neden ve nasıl oluyor? Endüstri devriminden beri biz yerin altındaki karbonu alıyoruz. Önce kömür olarak kullandık, sonra doğalgaz olarak kullandık. Bunu atmosfere yakıyoruz, buradan enerji elde ediyoruz. Endüstrimizi, hayatımızı bu enerjiyle idame ettiriyoruz. Atmosfere attığımız karbondioksitin bir kısmı, yarısı aşağı yukarı okyanus tarafından absorbe oluyor. Ama diğeri de atmosferde kalıyor, diğer kalan kısmı. O da zaten iklimi değiştirmeye yetiyor. 1960'lardan itibaren çok sağlam bir şekilde artık küresel ölçekte iklimin değiştiğini, hatta iklimin değiştirdiğimizi farkına varabiliyoruz. Orası kesin. Bu bir süreç. Zaman içine yayılmış bir süreç. İnsanın etkilerini görüyoruz. Giderek daha çok göreceğiz. Ne kadar çok olacağı insanın vereceği kararlara bağlı. Önümüzdeki yıllarda giderek bunu daha fazla hissedeceğimiz kesin. Çünkü biz atmosferin bileşimini değiştiriyoruz ve bunun sonucunda iklim değişikliğiyle de karşı karşıya kalıyoruz. Küresel iklim değişikliği, endüstri, ulaşım ve tarımdaki faaliyetlerin artmasıyla hayatımıza giren bir kavram. Bu alanlarda kullanılan kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar başta olmak üzere birçok madde, karbondioksit gibi sera gazlarının atmosfere salınımını artırıyor. Bu gazlar ısıyı tutma özellikleri nedeniyle sera etkisi yaratıyor ve bu etkide küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep oluyor. İklim değişikliğinin sebeplerinin başında fosil yakıtların kullanımı ve bu kullanım sonucunda açığa çıkan sera gazları geliyor. Sanayi devrimine kadar bu gazları dengelemeyi başaran doğa, devasa üretim karşısında artık o dengeyi sağlamada yetersiz kalıyor. İklim değişikliği genel mevsim seyirlerini değiştirmesi ve ortalamanın üzerinde veya altında sıcaklıklara sebep olmasıyla beraberinde birçok doğal felaketi de getirebiliyor. Kuraklık, çölleşme, yangınlar, seller, yıkıcı fırtınalar, yükselen deniz seviyeleri bunların başlıcaları. Isınan kara parçaları ve okyanuslar, eriyen buzullar sebebiyle birçok canlı türünün nesli de bugün tehdit altında.
Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin araştırmalarına göre insan kaynaklı sıcaklık artışları her 10 yılda bir yaklaşık 0,1 santigrat derece ile 0,3 derece artarak 2017 yılında sanayi öncesi dönemdeki sıcaklıkların ortalama 1 derece üzerine çıkmış durumda. Sıcaklık artışlarını sanayi öncesi dönemdeki sıcaklıkların en fazla 1,5 derece üzerinde olacak şekilde tutmayı başarmak zorundayız. Aksi takdirde iklim değişikliğinin yol açtığı deniz seviyelerinde yükselme, şiddetli hava şartları, tırmanan su krizi ve artan hastalıklardan dolayı milyonlarca insan yaşamlarını sürdürebilmek için evlerini terk etmek zorunda olacak ve kitlesel göçlerle karşı karşıya kalacağız. Peki 1,5 derece hedefini tutturmak için ne yapabiliriz? Bu noktada iş daha çok hükümetlere ve şirketlere düşüyor. Enerji taleplerini azaltmak ve temiz enerji kaynaklarına yönelmek yapılması gerekenlerin başında geliyor. Bireyler olarak fosil yakıt kullanımımızı azaltmak, hatta mümkünse sıfırlamak, enerji tasarrufunda bulunmak, ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak da bizim yapabileceklerimiz arasında. Dünya nüfusunun %99'u kirli hava soluyor. Nefes almak için ihtiyaç duyduğumuz hava acaba ne kadar temiz? Eğer soluduğumuz hava daha temiz olsaydı ne olurdu? İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri hiç durmadan artıyor ve bu nedenle her yıl yaklaşık 5 milyon insan ölüyor. Uluslararası Tıp Dergisi Lancet'in raporuna göre iklim değişikliği 21. yüzyılda sağlık için en büyük küresel tehdit. Hava kirliliği, sıcak hava dalgaları, salgın hastalıklar ve gıda güvensizliği gibi konular iklim değişikliğinin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Günde ortalama 20 bin kere hepimizin farkında olmadan, durmadan yaptığı bir şey var. Nefes almak. Nefes almak için ihtiyaç duyduğumuz hava acaba ne kadar temiz? Bugün hava kirliliği dediğimizde Pekin ya da Lahore gibi şehirler aklımıza geliyor. Peki dünyanın genelinde hava kirliliği ne durumda? Dünya Hava Kalitesi Endeksinde ülkeler 6 kategoride değerlendiriliyor. En temiz havaya sahip ülke Avustralya. Kuzey Avrupa ülkeleri de temiz hava konusunda şanslı ülkelerden. Özellikle Asya ülkelerinden Çin, Hindistan, Pakistan, Tayland gibi ülkeler sağlıksız, yer yer tehlikeli kategoride. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre dünya nüfusunun %99'u kirli hava soluyor. Hava kirliliği kaynaklı hastalıklardan yılda 4.2 milyon insan ölüyor. 2021'de 5 yaşın altındaki yaklaşık 40 bin çocuk ölümü doğrudan PM2.5 kirliliği ile ilişkilendirildi. Her yıl 7 milyon çocuk prematüre doğuyor. Eğer soluduğumuz hava daha temiz olsaydı ne olurdu? Hava Kalitesi Yaşam Endeksine göre insan ömrü 6 yıla kadar uzayabilirdi. Küresel ısınmaya bağlı olarak insan sağlığına zarar veren bir diğer etken de sıcak hava dalgaları. Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor ve uzmanlara göre bu bir doğal afet. Son yıllarda sıcak hava dalgalarının insan sağlığına doğrudan etkileriyle ilgili haberleri sıkça görmeye başladık. Hızlı sıcak ve soğuk hava değişimlerinin yılda 5 milyon ilave ölüme neden olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler raporu 2100'e kadar emisyonların kontrol altına alınmaması halinde dünya nüfusunun 3'te 2'sinin aşırı sıcak hava dalgalarına maruz kalacağını gösteriyor. Bu uyarıların ciddiye alınmadığını düşünen çevre aktivisti Greta Thunberg bir tweetiyle medya kuruluşlarını da eleştirmişti. Yapılan araştırmalar aşırı sıcak havanın dolaşım ve solunum sisteminin doğrudan etkilediğini ve ölümlere neden olduğunu gösteriyor. Özellikle aşırı sıcak havaya karşı hassas gruplar tehdit altında. Yaşlılar, kronik dolaşım veya solunum yolu hastaları, bebekler ve engelliler risk grubunda. İklim değişikliğinin tetiklediği etkenler bulaşıcı hastalıklar için de ideal koşullar yaratıyor. Bu durum dan kunması, chikungunya, zika, sıtma ve kolera gibi hastalıklar için risk oluşturuyor. İklim değişikliğinin sağlığımızı etkilediği bir diğer yönü de yol açtığı gıda güvensizliği. Artan sıcaklıklar bitkilerin olgunlaşma süresini kısaltırken gıdalardan aldığımız verim de azalıyor. Yine küresel ısınmanın etkisiyle deniz yüzeyi sıcaklığının yükselmesi de gıdasını denizlerden elde eden topluluklar için büyük bir risk. Dünyada 3.3 milyar insan gıdasını ağırlıklı olarak denizlerden sağlıyor.
Dünya Bankası 2050'ye kadar 216 milyon insanın su ve gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları nedeniyle göç etmek zorunda kalacağını öngörüyor. İklim değişikliğinin en derin etkilerini hayatımızın birçok alanında olduğu gibi sağlık alanında da hissediyoruz. 5 Mart Pazar Yeşil Gezegen programının sonuna geldik efendim. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere.